Eşcinselim ayağına kadınlara yürüyen. Cezaevinde ilk gece nasıl geçiyor? Çocuklar cezaevinde cinsel istismara uğruyor mu? Oy. Çocuk cezaevlerinde işkence var mı? Soramazsın'ın yeni bölümünde Yunus Mollaoğlu ile birlikteyiz. Yunus bir çocuk mahkum. Hoş geldin Yunus. Muş. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Adım Yunus, soyadım Mollaoğlu. Şu anda pazar işleriyle uğraşıyorum. 26 yaşındayım. Neden cezaevine girdin? Şürriyetten yoksun kılma, nitelikli yağma suçundan girdim. Nitelikli yağma suçu mu? Nitelikli yağma. Taşaklı yağma böyle hani. Olay tarihi 2007 yılındaydı. Olaydan bir yıl sonra işte mağdurun... Abi kamerayı biraz çeksen. Amına koyayım ne kameraymış ya? Evet. Şey olmasından. Ne yapacaksın kızın ensesini görüp ya? Dolayı bir yıl sonra yakalanma durumumuz oldu. Bir parkta oturuyordum Ümraniye mevkinde. Kendi kız arkadaşımla oturuyordum. Diğer suç ortağım, olayda suç ortağım olan arkadaşım kendi arkadaşıyla tartışma esnasındaydı. Ben de olaya şahit oldum. Yanlarına gittim. Meğersem kendi arkadaşını gasp ediyormuş. Ben de tabii bu olayı içerledim. Niye bu adamı gasp ediyorsun falan gibilerinden bana böyle böyle küfür etti falan gibisinden bir şeyler söyledi. Ben de dayanamadım. O zamanki vermiş olduğum, gençliğin vermiş olduğu hısla adamı bıçakladım. Oo, bıçaklamış. Sonra olayda gasp da geçti. Gasp suçunu ben işlemedim. Şimdi yaralamaya göre gasp biraz daha ağır suç olduğu için 11 sene 8 ay ceza aldım. Yaklaşık 11 sene 8 ay gün cezaevinde kaldım. 4 sene içeride atmış. Bu yargılama sürecinde arkadaşım bana karşı yapmış olduğu haksızlığı kendine yediremedi. Daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra... Bir dakika ben anlamadım. Kız arkadaşıyla otururken iki insan karşılıklı münakaşa içerisindeymiş. Ve de o da gaspmış aslında. Bu arkadaş dahil oluyor. Sonra bıçaklıyor birini. Ondan sonra içeri giriyor. Arkadaşla ses etmiyorum ya. Bir de bu üstüne gasp olarak mı algılanıyor? Benim anladığım o. Adam ölmemiştir lan. Ölse böyle olmaz. Bana kan parası nezdinde gibi para teklif etti. Ve ben bunu kabul etmedim. Olayda mağdur olan çocuk da benden bir nevi özür dilemek maksatlı konuşmak istedi. Onu da kabul etmedim. Çünkü haksızlık yapılmıştı bana. Kabul edemezdim. Bu şekilde oldu. Bir çocuk olarak ilk hapse girdiğinde ne hissettin? Çocuk işte yani hiç hayatında bilmediğin, hiç hayatında karşılaşmak istemediğin, bilmediğin bir dünyaya giriyorsun. Çok zor oğlum. İlk cezaevine giriş durumum çok trajikomik. Köprücük kemiğim kırık olduğu için 8'li bandajla yani bir tarafım yamuk yalpayarak cezaevine girdim. Asker kapıya vururken Bayrampaşa cezaevinin çocuk cezaevinin kapısına vururken o anki ambiyansta şunu hissettim. Hani nasıl bir insan ölür ya. Öldükten sonra musalla taşına kafası değer ve öldüğünü hissedersin ya. Ben de o anda başıma gelebilecek veya ileride yaşayacağım kötü şeylerin hepsini gözümün önünden geçirdim. Ben buraya niye geldim? Ben nereye gidiyorum? Ne oluyor bana? Gibi sorular sormaya kafama yani girdi. Sonra işte... Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sude'cim, hoş geldiniz. Bir anda gözümü hücrede açtım. İlk gelen mahkumlar hücrede tutulurlar. Hücrede 7 kişi veya 8 kişinin kalma şartıyla hücrede kalıyorsun. Bu hücrede kaldığın zaman diğer yani mahkumların yoğunlukla çok olduğu kovuşlara geçebilmen için belli bir süre geçmesi lazım. Bu da 10 günlük bir süre. 10 gün boyunca hücrede kaldım. Ondan sonra A4 diye Bayrampaşa'nın çok meşhur bir kovuşuna verildim. Orada kapıda teslim edilirken gardiyan öyle bir yere gidiyorsun ki bu kapının girişi var, çıkışı yok dedi bana. Çok etkilendim. Kapı açıldı, içeriye teslim edildim. İçeride beni karşılayacak mahkumun yüzüne baktım. Böyle bir hani hissiyatı kaybedilmiş, ruhunu kaybetmiş bir kafada. Çok böyle değişik zihinlerle böyle bir algı yarattı bende. Etkilendim, içeri geç dedi. Geçtim içeri, elimde çantam, işte elbiselerim. Annemin getirdiği eşofman, terlik. Abi bak. Ne yapın, ne edin?
Hani diyor ya böyle belirli bir noktada bir yerde çocukluk yaptım, bıçakladım işte falan filan. Babam hep ben büyürken onu söylemiştir bana. Hani Allah seni hep cezaevinden, polisten, yani suçlu olup polisten. Sağlık kısmını falan geçiyorum Allah düşürmesin diye. Bir de uyuşturucu batağından. Hep bunlardan beni böyle uzaklaştırmak ve bilinçlendirmek adına çaba sarf ederek büyüttü. Çok zor şeyler, çok kötü şeyler. Evet, o yüzden öfkeyi kontrol edebilmek, ne yaşarsanız yaşayın, ertesi gününü ya da yarım saat sonrasını düşünerek kendinizi terbiye edin abi. Çok önemli. Yani bir boku yemen bir saniye sürüyor, iki saniye sürüyor, üç saniye sürüyor. Kavga bile böyle bir şey, biliyor musun? Bak, kavga bile böyle. Niyetin öldürmek değildir, niyetin zarar vermek değildir. Ama zarar verirsin ve bu yola düşersin. O yüzden önceden de anlattım, anlatanlar bilir. Babamın bir arkadaşı bir kavgaya karışıyor. Sinemada bir kız mevzusu. Bir bakıyor mu ne ediyor, bir şey oluyor. Hatırlamıyorum detaylarını. Babam geldiği zaman bittiğini yaptığınızı anlatır. Hayırdır lan, mayırdır lan falan kavgaya giriyorlar. Buna kafayı bir koyuyor abi birine. Standart bak, ben kafa atmışımdır kaç defa hem de. Kafa yemişimdir kaç defa. Kafa atarken bunu düşünmezsin, anladın mı? Kafayı vuruyor. Kafayı yiyen kişi yere düşüyor. Boynunu kaldırıma vuruyor. Ve adam oracıkta ölüyor abi. O adam 12 sene mi 13 sene mi ne hapis yattı. Babamın arkadaşı gençken, yani bizim yaşlarımızda. Hatta benden de gençken, 20'li yaşlarımda. Bütün hayat bir anda böyle değişiyor. Katil oldu. Kaç sene içeride yattı, sevdikleri, arkadaşları, neler neler. Evet evet, ya var Sting, bir sürü örnek var. Yani o yüzden, evet bazı şeyler bizim böyle kanımıza dokunuyor. Biri çıkıp anamıza sövünce, ama sövdü. Ya siktir et, benim büyük dedemin bir lafı vardır. Annene sövdü de, yaptı mı yani? Bazen he deyip geçmek lazım. Bunu yeri geliyor ben de yapamıyorum. Yeri geliyor siz de yapamıyorsunuz ama hep bunu kafanızda tutun. Yani ben şu an dünyayı mı kurtaracağım? Ben şu an namusumu mu kurtaracağım? Evet, çok daha derin, çok daha yoğun şeyler yaşayabiliriz belki. Ama siktiri boktan olaylara böyle çılgın gibi atak yapmayın abi. Bir durup düşünün. Bir sakinleyin. Ben bunu yaparsam ne olur? Yapmazsam ne olur? Ne kaybederim? Ne kazanırım? Bunları hep düşünün abi. Ne oluyorsa gençlikte oluyor. Benim 10 sene önceki halim ve şu anki halim o yüzden bambaşka. Trafikte bir olay oldu. Ya sikeyim lan belanı deyip geçiyorum mesela. Bir saniye. Şu telefonu bir zımbırtlayayım. Allah korusun, böyle şeylerin şakası yok. Ne olur ki, benim başıma gelir mi ki? Aman diyoruz ama öyle bir geliyor ki işte hiç ummadığın an. Ya en basit örneği, bir arkadaşım işte öyle vefat etti abi. Oturuyor bir yerde kız arkadaşı. Hep bak, işin içinde bir kız var. Çünkü bizim kanımız böyle kaynıyor, anladın mı? İşin içinde bir kız oldu mu hemen böyle yengeç oluyoruz gene. Aslında ne kadar yanlış bir düşünce. Senin yanında bir kız var. Senin beladan uzak durman lazım. Senin erkekliğini 2-3 atar yapmanla, 2-3 tokat vurmanla sınayacak bir kız varsa yanında zaten bırak gitsin. Erkeklik öyle bir şey değil. Ben de yaşadım bunları. Erkekliği o sanıyorduk. En güçlü olmak, devirmek, bilmem ne, altta kalmamak, alfa olmak falan. Geçin abi bunlar hikaye. Bunlar hep çocuklukta kalacak. Parkta oturuyorlar ve de böyle hani Suadiye gibi bir yerde, böyle daha hani tehlikeli olmayan, medeni bir yerde. Oturuyorlar, bir tane çocuk geliyor. Sokak çocuğu mu ne? Bana diyor para verecek misin? Darlıyor bunu yani. İşte bir şey istiyor. Bu da ters yapıyor. Ters yaparak cevap veriyor. Oğlum bir git dedim, amına koyacağım şimdi falan diyor. 5 dakika sonra çocuk geri dönüyor. Tak takıyor çocuğa, gidiyor. Öldü o çocuk orada. Bak, kız arkadaşına yan yana oturuyorsun. Bir şeyler içiyorsun. Sohbet ediyorsun. Aşk yaşıyorsun. Bir tane tip geliyor. Bana 5 lira ver diyor. Belki üstünde yok. Belki var. Belki yanındaki kız arkadaşına atar yapıyorsun. Şey yapıyorsun. Şekil yapıyorsun. Onu orada rencide ediyor. Bilmem ne yapıyor. Artistik yapıyor. Çocuk geliyor bıçaklıyor. Ölüyor. Arkadan buradan takıyor şuradan. Yüz yüze bile gelmiyorlar. Vurup kaçıyor. Gitti, o hayatın bok oldu gitti. Tamam, sen öldün gitti. Ne oldu abi? Anam baban kan ağlıyor. Arkandan ağlıyorlar. Arkadaşların kan ağlıyor. O yüzden abi
hayat öyle bir hayat değil artık. Eskisi gibi de değil. Sakin olun. Kimse size tırsak, kimse size bebe, kimse size kuskuluktu falan demez abi. Bu gibi elbiseler vardı. Teslim edildim. O şekilde girdim. Yani giriş şekli hiç unutamayacağım. Aklımdan hiçbir zaman çıkaramayacağım durumdayım. Cezaevinde ilk gece nasıl geçiyor? İlk gecemde tabii güzel bir işkenceden sonra, hoş geldin dayağından sonra hayda, yastığa koydum. Banyo yaptırmışlardı bana. Banyodan önce de zaten döverken oranın meşhur bir hortumlama sistemi var. Bu hortumla dövülme sistemi meşhurdur Bayrampaşa Çocuk Cezaevi'nin. Hayatım boyunca hiç öyle bir dayak yemedim yani. Öyle bir dayak derken normal bir kavgadaki atılan dayak değil yani. 21 kişi tarafından köprücük kemiği kırık bir çocuk, 21 kişi tarafından tabiri caizse kompost ettiler beni. Yatağa yattığımda kendime şu soruyu sordum. Buraya acaba yani beni yaratan Tanrı'nın acaba bir amacı gereği mi düştüm? Yoksa neden buraya geldiğimi kendi kendime sorguladım. Zaten sabah saat 9'da ister görüş olsun veya görüş olmasın sabah 9'da uyandırıyorlar. Yani kim olursa olsun mümessil, yardımcısı, herkes kalkıyor. Herhangi bir tuvalet, bir ihtiyaç olduğu zaman bu süre zarfında kadar yataktan kalkma yasak. Sırf mümessili gece bir zarar verebilirsin diye gece sorumluları mümessillerin kapısında beklerdi. Çünkü bir insanı en çok hangi haliyle avlayabilirsin? Yatarken. Ve bunu yapmaması için o gececi sorumluyu başında tutarlardı. Suça sürüklenmiş. Toplum tarafından kullanılmış bir de çocuk var. Bu çocuk da işte gece ben çok gördüm. Hani çok yediği dayaktan dolayı altına işemeler. Ondan sonra vücuttaki omurga kayıpları. Ondan sonra fiziksel veya bilişsel konuşma yeteneğini kaybetmiş çocuklar. Sabah uyanırken psikolojik olarak konuştuğu kelimenin sonunda yanlış anlama kelimesi kesinlikle temel kural orada. Her kelimenin sonunda yanlış anlama kelimesi kullanmak zorundasın. Ve bu çocuk o gece yattığı zaman o sabahki yaşayacağı hiçbir şeyi tahayyül etmeden, hissetmeden yatıyor. Yani onların psikolojisini anlayabilmek için onlar gibi olmak lazım. Suça sürüklenmek lazım. Bir sürü çocukları kullanıyorlardı. Bir sürü çocukları kendi emelleri için feda ediyorlardı. O çocuklar bundan sonraki yaşamında nasıl olacak? Nasıl bir şekilde kendi yaşamlarını idame ettirecekler? Bu da topluma sorulması gereken soruların başına geliyor. Çocuk cezaevinde çok fazla kim... Bir de o var ha. Yani sen giriyorsun içeriye. Bir bok yemişsin. Cezanı çekmeye giriyorsun. Orada yaşadığın şeylerden sonra serbest kaldığında, dışarı çıktığında topluma katkı sağlayabilecek, fayda sağlayabilecek bir birey olmaya devam edebilir misin acaba? Orada yaşanılan şeylerden sonra. Abi ben mahkum çocukların bu tür cezanı işkence çektirerek değil, cezaevi yerine daha iyi koşullarda vatana medayeli geleceği parlak bireyler yetiştirmeyi tercih ederim. Ya bu değişiyor. Suçtan suça da değişiyor. Gerçekten suç işlemeyip girenler var falan. Yani orada neler dönüyor kim bilir ya. Abi ne psikolojik desteği Hüseyin versen ne olur ki abi ya. Şunları yaşayan insana sabaha kadar destek ol yani. Bilmiyorum yani çok kafam basmıyor ama Allah düşürmesin kimseyi ya. Edemiyorsun çünkü hapisten çıkan bir insanı kimse genelde kabul etmiyor. Ya tamam o başka. O sabıka kaydın olduğu, sabıkan olduğu için o. Hani kimse iş yerinde işte birini bıçaklamış, birini öldürmüş, birine bir şey yapmış. Bir insanı istemez yani. Böyle gelişiyor olaylar. Kimsesiz çocuk var mı? İşte bunlar kimsesiz çocuklar genelde daha çok rahat kullanılabilir suçlarda. Çünkü annesi babası olmayan bir çocuğun soranı edeni olmaz. Ve bu gibi organize suç örgütlerinin liderleri genelde bu gibi çocukları seçer ve onları suçlarda kullanırlar. Doluluk oranına göre %70, %60 gibi bir rakam kimsesiz çocukların cezaevinde olduğu kesin. Bu çocuklar... Çocuğun anlatımı falan ne kadar düzgün ama ha. Yani ne dediğini anlıyorsun adamın böyle çok güzel. Topluma kurban ediliyor. Toplum tarafından neredeyse lime lime doğranıyorlar. Görüşü gelmeyen bir çocuğun hikayesini anlayabilir misin? Herkesin ziyaret saatinde ismi okunuyor ve onun ismi okunmuyor.
Tabii bazı psikolojiyi seven ya da iyi arkadaşlar onu motive edebilir ama ne kadar motive edebilirsin ki? Senin annen baban gelmiş, takım elbiseni giymişsin. Ziyaret koridoruna giderken göğsün kabarık bir şekilde gidiyorsun. Ziyaretten geldikten sonra kapıdan giren bir diğer kişiyi gördüğü zaman hayatının en zor anını yaşıyor o çocuk. Yani kimsesizlik gerçekten kötü. Kimsesiz çocuklar cezaevinde lime lime ediliyor. Çocuk mahkum hapisten çıkınca ne yaşıyor? Çocuk mahkum hapisten çıkınca şu anki devletimizin sosyolojik olarak vermiş olduğu meslek edinme kursları ve hayata alıştırma, entegre etme durumları çok negatif durumda. Yani çocuğu bulup... Benim sorduğum sorunun cevabına geldi. ...keşfetmek, onun yetenekli olduğu konularda kullanmak yerine belli bir dilekçeyle, belli bir sözlü... işte iletişim kurmakla belli işleri zorlaştırıyorlar. Çocuk cezaevinden çıkan çocuklara bence direkt meslek edinme kursunda direkt ikame ettirmeleri lazım. Bunlar için belli vasıflar arıyorlar. Eğer hükümlüysen, cezanı komple bitirip çıktıysan bunlardan faydalanabiliyorsun. Ama hükümlü olmadan da şu anki yargı sistemini biliyorsun. Neredeyse 3,5-4 yıl yatıp da beraat eden çocuklar da var. Onlar daha çok mağdur ediliyor. Hükümlü kadrosundan faydalanamıyorlar ve böylelikle işsiz kalıyorlar. Bazı çocuklar var ki cezaevinde daha çok kötü, aynı işlemiş olduğu suçu diğer bir suçuyla eşdeğer olan kişiyle beraber pekiştirip dışarıda daha kötülerini yapmayı tahayyül ediyor. Bu aslında... Ne oldu ama? Toplumun en büyük ağır yarası bu. Yani o cezaevinden çıkan çocuğu kişisel yaşamında geliştirmek yerine bir daha cezaevine geri gönderiyorsun. Bu çok ağır bir durum. O yüzden herhangi bir sosyolojik olarak cezaevinden çıktıktan sonra yapısal olarak hiçbir şey değişmiyor. Gerisin geri gidiyorsun. Cezaevinde eğitim ne durumda? Cezaevindeki eğitim şöyle, zaten ilk girdiğiniz zaman size yaptığınız işi, eğitimi, ondan sonra eğitimde yapabileceğinizi, mesleğinizi soruyorlar. Bu süre zarfında eğer okuldan terkseniz, normal okula açık öğretmesi başlatıyorlar. Ben de kendim baktım, dördüncü... Hapisten çıkan çocuğu veya kişiyi o kadar dışlıyorlar ki düzen kurmak isteseler de kuramıyorlar ve çoğu şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? 30 küsür sene haksız yere yattığını iddia eden bir amca vardı. Aşırı duygulanmıştık izlerken. Sınıftaydım ben. Hani terk ederken takdir almıştım en son. Adamın hayatı bitmiş yani. İşte bu cezaevinde tekrar başlamayı düşündüm. Dilekçe yazdım. Dilekçe yazdım. Yazdıktan sonra dilekçeme cevap verdiler. Açık öğretimden kaydımı gerçekleştirdiler. Sonra açık öğretim okulundan ortaokulu mezun oldum. Bitirdim. Ondan sonra tekrardan liseyi okudum. Liseyi bitirdim. Bak bu çocuk ama yani kendini geliştirmeye devam etmiş, geliştirmiş yani. Şu anda açıktan üniversiteyi de bitirmeye çalışıyorum, inşallah bitireceğim. Yani eğitime cevap verecek çocukları eğitime çeviriyorlar. Ama iyi olmayan profildeki mahkumları da daha kötü şartlarda yani eziyorlar. O yüzden kişide gördüğü malzemeyi değerlendirmek istiyor idare. Kaybedilen çocuğu kazanma gibi bir dertleri yok. Aslında... Beni zaten kazanmışsın. Önemli olan onu kazanmak. O adam topluma yarın ne yapacak? Faydalı olabilecek mi? Adamın elinden en güzel. Bir çocuğu düşün. 15 yaşında bir çocuk, 14 yaşında bir çocuk. Yani o çocuk ne yapabilir? Ne yapabileceğini senin tayin etmen gerekiyor. Klaf bir sus ya, alo! Çok bağırdım, pardon. Senin onu eğitmen gerekiyor. Çok mantıklı konuşuyor çocuk ya. Eğitim durumları bu şekilde. Aynı şekilde kurslar oluyor. Mesela diyelim ki... Ben çocukken okulda 7 çocuk tarafından dövülmüş ve bana mecbur bir şey dedirttirip videoya çekmişlerdi. Her gün yanıma gelip paylaşalım videoyu falan diyorlar. Hala aklıma geldiğinde sinirim bozuluyor. İşte bak bu sana yapılan şey doğrudan müdahale edilmesi gereken bir şey. Bundan tırsmayıp okul yönetiminin idaresine gideceksin abi. Ailenle paylaşacaksın bunu. Resim kursu oluyor, ondan sonra tiyatro kursu oluyor, İngilizce kursu oluyor. Bu da tabii idarenin kendi arasında belli kurallarla seçmiş olduğu kişiler tarafından iştirak ediliyorlar bunlar bu kurslara.
kötü olan profildeki mahkumları böyle şeylere iştirak ettirmiyorlar. Ben yani çok kişinin kursa katılmasında yardımcı olmaya çalıştım. Onları hayata döndürmeye çalıştım. Kitap okumaya özendirmeye çalıştım. Ama idare bu konuda bana yardım etmedi. Hatta dilekçe de yazdım Adalet Bakanlığı'na. Cezaevine kütüphane gelebilir. Buradaki Oo, bu bayağı iyi ya. Buradaki kitaplardan faydalanabilir gibi. Böyle birkaç eğitim projesinde de yer aldım. Bir çocuk en... Kitsu hoş geldin. Küçük kaç yaşında mahkum olabiliyor? 11 yaşında ceza ehliyeti olmuyor. 12 yaşında olabiliyor. 12 yaşında suç işlediği zaman yargılanabiliyor. İşte bizim gibi çocuk cezaevlerine konuluyor. Hatta benim kendi dönemimde 12 yaşında çift cinayet işlemiş bir arkadaşım vardı. Kaç? Kaç yaşında? Bu arkadaş işlediği zaman yargılanabiliyor. İşte bizim gibi çocuk cezaevlerine konuluyor. Hatta benim kendi dönemimde 12 yaşında çift cinayet işlemiş Allah Allah. Bir arkadaşım vardı. 13 yaşında ya. Bu arkadaşım yargılama sürecinde, ben tabii 15 yaşındaydım, ondan biraz daha büyük olduğum için psikolojik kendisine destek oldum. Her gün, her gece yataktan kalkıyordu. Fırlamalar, işte altına işemeler, çok yoğun süreçte devam ediyordu. Psikolojik olarak elimden geldiğince kendisine destek oldum. 12-13 yaşında işte 24 yıl ceza aldı. Ceza aldıktan sonra geldi, koğuşta kendisiyle konuştum. Yani 13 yaşında bir çocuğun 24 yıl ceza alıp gelmesi neyle karşılanabilir, ne söyleyebilirdim ki ona? Yani hiçbir şey, anlattığım hiçbir şey onu ikna etmeyecekti, bunu biliyordum. En azından bu durumun onun bundan sonra... Abi yani 12 yaşında falan aklın birini öldürmeye nasıl gidebilir ya? Yeni hali güzel olacak inşallah ya. Bilmiyorum yani, göreceğiz. ...için hayırlı olabileceğini, bu cezayı fırsata çevirebileceğini ona izah ettim, anlattım. Böyle bir durumla karşılaşmıştım bu şekilde. Çocuklar cezaevinde cinsel istismara uğruyor mu? Çocuklar genelde aslında suçlara göre mahkumlar kategorize edildiği için bu gibi suçlarla mesela... Cinsel istismar, şantaj, tecavüz olaylarını işleyen mahkumlar bir yerde kalıyor. Bunların kendi arasında bu gibi suçları işlediği için bu gibi olaylar yapılabiliyor. Ama bizim kendi koğuş sistemimizde işte gasp, cinayet gibi suçların ayrı olduğu koğuşlarda bu gibi durumlarla sık karşılaşmıyorsunuz. Böyle bir hikayem vardı anlatmak istediğim. Bir tane durumu iyi olmayan bir arkadaşımız vardı bizim kendi koğuşumuzda. Bu arkadaş mümessil tarafından kendi işleri yapılıyordu. Elbisesi Suskunlar yıkatıldı. Güzel diziydi ya. Elbisesi yıkatıldığı gibi elbisesi dolaba kendisi yani fiziksel işkenceler sonucunda kendisinin elbiselerini dizmesini falan şey yapıyordu. Ben kuşkulandım. Bu kadar işler kendisine yaptırmasını ben kendime yediremedim. Sonra bir gün 10.30-11 gibi falan koğuşların önünden geçtim. Bir ses falan duydum. Sonra kapıyı açtım. Kendim birebir şahit oldum. O anda cinsel istismar suçu işleniyordu ve ben dayanamadım. İkisini beraber şiddet yani dayanamadım. Daldım yani öyle söyleyeyim. Beraber idareye teslim ettik. Bu olayı yapan da mümessil. Hayda. Ona ayrı bir soruşturma falan açmışlar. Ben 20 gün bu suçtan böyle bir şey yaptığım için 20 gün hücrede kaldım. Daha sonra kendi mahkemem aracıyla cezaevi savcısına dilekçe yazdım. Savcı geldi. Olayı kendisine anlattım. Beni hemen hücreden çıkardılar. Ondan sonra cezaevi müdürlerini, gardiyanları yani şu an... Gerçekler yazdıklarımı silerek ortadan kaybolmuyor. Öncelikle ahlakın ne olduğunu öğrenmeli. İnsanlar çocuğu doğurup ortaya atan hıyar aileler eline telefon vererek büyüdükçe 10 yaşında 12 yaşında cinayette... Yazdıklarını silerek ortadan kaybolmuyor derken... Kardeşim senin mesajını MUBOT silmiş. Bir. Yani kimsenin burada yazısını gerçeği söylediğin halde silmez kardeşim. Triplere girmene gerek yok. Uzun yazdığın için MUBOT silmiş. Okuyorum yazdığını. Ne demişsin? Ben 30 yaşındayım. Herkese saygı gösteriyorum. Bir de biz neden Avrupa'da serbest diye eşcinselliği psikolojik ve fiziksel bir hastalığı neden kabul edelim ki? Bir de küfür konusunda ahlak şart, din ve Türk örf ahlak gibi biz babamız eve gelince ayağa kalkardık demiş. Hiç
Hiçbir şey anlamadım dediğinden ya. Bir daha yaz ama oku uzun yazma, banlıyor. Bakı ceza infaz koruma memurlarını komple hepsini oradan aldılar. Tabii bu gibi suçların şahit olduğum gibi de aynı zamanda Adana Pozantı cezaevi, İzmir Ben hala babam eve geldiği zaman ayağa kalkan bir adamım. Yani hoş geldin baba diye değil de hani böyle kaykılıp oturmuşsam babam geldiğinde, benim çocukluğum da öyle geçti. Bütün her zaman öyle. Bir toparlanırım yani. Ben mesela babamın önünde ayağımı böyle kalkıp da ne yapayım baba falan diye takılmam. O kadar samim ve dost olmama rağmen. Konuyla nasıl bağdaştığını anlamadım bunun. Evet evet, Türkçesi falan çok güzel arkadaş. Çocuk cezaevi, Maltepe Çocuk Cezaevi'nde çeşitli nedenlerle bir sürü tecavüz olaylarını da bize anlatıyorlar. Yani biliyoruz çünkü çok legalize edilmiş durumdaydı. Çok bilindik bir durumdaydı. Böyle şeyler oluyor. Çocuk cezaevinde istismar olayları oluyor, olmuyor diyen, yaşamadım diyen veya şahit olmadım diyen, bir nebze olsun duymadım diyen yalan söylüyordur. Ailen sana nasıl destek oldu? Ailem bana... Yok, sigarayı ben saygıya bağlayan biri değilim. Uzunca bir süre babamın yanında sigara içemedim. Hatta bayağı bir süre. Ama bir noktada şunu fark ettik. Hem babam da hem ben de. Benim babam babasının karşısında sigara içmemiş bir adam şu yaşına kadar. Ben de ondan öyle gördüğüm için. Daha doğrusu benim babam babasına böyle bir... Nasıl diyeyim? Saygı demeyeyim de işte. Böyle bir kararla içmeme konusunda bir eylemde bulunduysa... Ben de kasıp kendimi hep kaçak köçek. Yani babam benim sigara içtiğimi öğrendiği andan itibaren hiçbir zaman babamın gözünün içine bakarak sigara içemedim. Bunu savunmadığım halde sigara içemedim. Ama bir noktada şöyle bir şey oldu. Ben büyüdüm. 20'li yaşlarıma geldim. 22-23 yaşıma geldim. Babamla sırf sigara içtiğim için baş başa zaman geçiremediğimi fark ettim. Yani babam hadi gel şunu yapalım. Hadi gel açılalım, balık tutalım. Misal, gel birlikte sahilde oturalım, 2 saat 3 saat muhabbet edelim dediği noktada ya yok da ben gelmeyeyim falan diye düşünmelerimin hep sigaraya bağlandığını fark ettim. Çünkü niye? Ben babamla 2 saat zaman geçirsem sigara içemeyeceğim, sinirim bozulacak kafaları. Bunu da babama dile getiremedim. Babam fark etti sonra yani. Ben bu mevzudan dolayı, evet konuşmuştuk yayında galiba hatırlıyorsam. Hep de babam şey derdi, sigarayla saygı olmaz. Evet, saygı öyle bir şey değil. Ama bu bizim baba oğul ilişkimize engel oluyorsa iç amına koyayım dedi. Yani kasma bu kadar dedi. Tabii belirli bir yaşta. Yoksa bundan 5 sene önce gidince hadi götünü yiyorsa iç karşımda diye sigara fırlatmışlığı var yani. O da şeyden, saygı göster bana diye değil. Üzüldüğünden dolayı yani. Aynen, şu an ben de diyeyim sigaramı biliyorum, hiçbir zaman karşısında içmedim. Abi bu garip. Yani... İçemiyordum abi. İçemiyordum çünkü içimden diyordum ki babam babasının karşısında 30 sene evlenmiş, barklanmış, çocuk çoluk sahibi olmuş bilmem ne, hala içmiyor. Ben nasıl içeyim amına koyayım diyordum. Yoksa onun derdi saygı maygı değil yani. Ve ben babamın karşısında sigara içmeye başladığımda bile hep böyle şey, kaçak köçek yani, hani bu abi sigara içeceğim ama iç oğlum derdi. Böyle 3 fırt ala ala içerim yani. Hala öyle. Mesela yayına geldiği gün bile utanarak içtim. İçki konusunda nasılsınız? Benim babam çok alkol tüketen bir adam değil. Yani değil, öyle alkol tüketeyim falan kafası değil ama hep bana der gel lan bir baş başa bira içelim. Gel lan bir sofra yapalım falan. Ama çok muhabbetimiz yok. Babam alkol içen bir adam değil yani. Senin konuştuğun konular hızlı değiştiğinden benim yazdıklarım ne alaka geliyor sana? Bilmiyorum, ben anlattığın şeyi anlamadım. Yani Avrupa'da eşcinsellik serbest diye biz niye eyvallah diyelim gibi bir şey söyledin. Ben de kendi fikrimi söyledim zaten. Yani eşcinsellik yürüsün oley falan diyen yok burada. Sadece eşcinselse adam bana ne diyorum yani, beni ilgilendirmiyor. Bana bir zararı yoksa beni ilgilendirmiyor. Ben saygı duymak zorundayım, o da bana saygı duymak zorunda diyorum. Cezaevinde destek olmadı. Görüşüme gelmediler. Bir tek annem geldi. Annemin de ekonomik yapısı iyi değildi. Bana ekonomik olarak çok cüzi bir miktarda para yatırırdı. Haftalık 10 TL ile kendi yaşamımı idame ettirdiğimi bilirim. Çünkü annem kimsesizdi ve bana getirebileceği hiçbir şey yoktu. Çok büyük ekonomik sıkıntılardan cezaevinde... En azından yarı yolda bırakmamış, sevgisini getirmiş.
Bana hiç destek olmadılar ama cezaevinden çıktıktan sonra bakış açıları çok değişti. Dışarı çıktığında ilk ne yaptın? Dışarı çıktığımda Trabzonlu bir patronum vardı. Ben hemen yüzü gülüyor görüyor musun? Dışarı çıktığında ne yaptığın zaman hemen bir daldı yüzü gülmeye başladı. Çok sevdiğim bir hani aile yapıları çok düzgün olan bir abimiz. Onun yanında çocukken bir sene iki sene falan bir tekstil firması vardı. Onun yanında çalışıyordum. Direkt onun... İşte buna saygı duymak değil de sahip çıkmak gerekmez mi? Benim fikrim. Çünkü sokak çocuğuna sahip çıkmaya çalışan çok değil mi? O da kötü bir durum. Vallahi anlamıyorum ben ne dediğini. İnan anlamıyorum. Yani kıllık yaptığım için değil. Ya saygı duymak değil de sahip çıkmak gerekmez mi? Eşcinsellere sahip çıkalım mı vurguluyorsun anladığım kadarıyla. Benim fikrim şu, sokak çocuğuna sahip çıkmaya çalışan çok. Çünkü kötü durumdalar. Bağdaştıramıyorum ben ne dediğini. İnan bağdaştıramıyorum. Anlamadım. Onun yanına gittim. O da işte geçmiş olsun falan gibilerinden söyledi. Peki tamam, Türkçem kötü, ok ondan. Ok. Tabii cebimde hiçbir maddi olarak bir para yok, bir şey yoktu. Sağ olsun bana biraz para verdi. Ondan sonra bundan sonraki yaşamla ilgili yapacağım şeyleri söyledi bana. Kendisiyle bir günümü geçirdim. Çok tuhaf hissettim. Yani düşünün. 4 yıl 10 ay 11 gün bir cezaevi süreciniz var. Cezaevinde o kadar şeyler düşünüyorsunuz ki şunu yapacağım, bunu yapacağım. Düşünme vakti çok esnek orada. Ama çıktıktan sonra hiçbir ekonomik yapınız olmadığı için bir anda toplumun gerçeklerini... Oğlum sudan çıkmış balığa dönersin ya. Su faturası, yeme... Burada da en zor olan insanların sana bakış açısı. Hani hapisten çıktı, mahkumdu bu. İçme gibi. Sağ olsun bu konularda bana kendisi biraz önümü açmak maksatlı destek oldu. Zordu yani, çok büyük etkisi oldu. Yani çok büyük zorluk geçirdim. Bir balık gibi yani, bir sudan çıkarsınız yani. Hayata, o sese alışmak, o aktivasyona, günlük aktiviteler hayata alışmak çok zor. Senin için ceza ve adalet ne anlamı? 26 yaşındaymış. Bence ceza hiç bilmediğim bir insanla, toplum tarafından elenmiş, toplumun en kademesine getirilmiş bir insanla, azılı bir insanla aynı yerde kalmak ceza. Onunla iletişim kurmak, onun cezaevi şartlarının getirmiş olduğu rejimlerle beraber onunla iletişim kurmak ceza. Çünkü hiç bilmediğin bir insanla bir yerde kalıyorsun. Elbisesi kokuyor, üstü kokuyor, kendine bakmıyor, temizliğini yapmıyor, kendi iç içtihatlarını yerine getirmiyor. Bu insanlarla kalmak ceza. Onlarla iletişim kurup ve hayata atılabilmek ceza. Ben disleksi hastasıydım. Ailem umursamasaydı ben ne okuma yazma bilebilirdim ne de askerliğimi yapabilirdim. Hatta bir dönem yayın bile yapmıştım var. Yani demek istediğim, bir şeylere sahip çıkmazsak yok oluyor. Eyvallah. Sahip çıkmazsak bir şeylere yok oluruz. Konunun özünü bana söylemen lazım. Yani neye sahip çıkalımı savunuyorsun? Benim hangi söylediğim cümleye karşı geldin? Ben temeline inemedim konunun. Ceza. Cezaevinin rejimlerini yerine getirebilmek ceza. Yoksa bir ineğe de affedersin, otunu, yemini verirsin, bir odada kalır yani. Benim adalet anlayışıma göre çocuk profilindeki insanların bence cezaevine atılması yerine işlediği suçu yine cezaevi koşullarında olan ama eğitime dayalı olan işlerle yapılabileceğini ben düşünüyorum. Doğru bana. Bence çocukları cezaevine atmak çözüm değil. Onları kazanabilmek veya kazanmak istemek çözüm. Çocukları suça ne itiyor? Bence bu konu tamamen o çocuğun bulunduğu çevreyle alakalı. Çocuk genelde aile ve ana baba eğitimi almayan çocuklar genelde özenti kafayla büyüyorlar. Bu gibi film ve dizilerden etkilendiklerini düşünüyorum. Çünkü bu gibi şeyler onları teşvik etmezse nereden görüp yapabilecekler? Yani nereden görecekler? Görmediğin bir şey yapamazsın. Bu şekilde çocuklar özenti büyüyor. Sigara içmek gibi bir şey bu. Yani suça özeniyorsun. Suça özendiğin için de hiç ummadığın bir suçla karşılaşıp o suçu da yargılanıp cezaevinde yatabiliyorsun. Bence yani bu gibi şeylerin olmaması için çocuğun iyi eğitilmesi gerekiyor. İyi bir anne baba profilinden geçmesi gerekiyor. Böyle çocuklar toplumda nasıl yer edinecek, neler yapabilecek,
Bu da devletin çözmesi gereken bir konu. Kız çocuklarla erkek çocukların işlediği suçlar arasında farklar var mı? Kız çocukları genelde böyle tayfa gibi durumlarda aşık oluyorlar erkek suç potansiyeli olan çocuklara. Onların ortamlarında uyuşturucu kullanıyorlar. Onlarla beraber belli bir suç işledikleri zaman bayanların görmüş olduğu muamele erkeklere göre çok az bir seviyede ve onların üzerinde mesela uyuşturucu madde saklayabiliyorlar, onların üzerinde para saklayabiliyorlar, onlarla iletişimi rahat kurabiliyorlar. Diğer bir erkek mağdura ulaşabilmek için kadınlar kullanılabiliyor bu suçlarda. Genelde bayan ve erkek profili olarak bakarsak genelde bayanlar böyle hırsızlık suçları, işte dolandırıcılık, kişiye işlenen suçlar gibi suçlarda yoğunlukta. Erkekler de hırsızlık, gasp ve cinayet olarak kategorize edilebilir. Yoğunlukta suçlar birbirine benzemiyor ama suç ortakları genelde kadın ve bayan aynı suç işlemiş de oluyor. Bu gibi durumlarda da kullanılıyorlar. Yani kadını ikna etmek, onu kendine aşık etmek bir erkek için çok kolay bir durum. Yani öyle zannedilip yapılıyor. Bence arasındaki suç farklılıkları hep genelde toplumun itmiş olduğu durumlarla alakalı. Bazen fuhuş biraz daha yoğunlukta bayanlarda. Fuhuş yapmaya da artık zorla mı yapılmış, nasıl yapılmış, o şartları oluşturan sistemi sorgulamak lazım. Aralarında fazla pek fark yok yani, denilecek kadar az. Hiç kaçmaya çalıştın mı? Ben öyle bir şey düşünmedim. Fiziksel şartlar olarak kaçmayı gerektirebilecek şartlar yok. Abim, toplumdaki bozulmadan bahsediyorum. Çocuklar çok gayri ahlaki davranıyor. Özellikle Twitch topluluğu, ama düzelebilir. Siz büyük yayıncılar ön ayak olmalı diyorum. Aslında sana bir tavrım yok. Fikrimi anlatmak istedim. Eyvallah. Yani eşcinsellik kısmından ben her yanlış düşünüyorum. Yani eşcinsellik üzerine konuştuğunu varsayarak ben sana şey yaptım. Onu anlamadım. Ama bazı hastaneye giden, hastaneden tedavi edilirken hastane çıkışında kaçan mahkumlar oluyor. Onlar kaçtıktan sonra zaten yakalandıkları zaman aynı suçlarını bir daha infaz ediliyor. Hiçbir haklardan istifade edemiyorlar. Kaçmak isteyen olur. Hatta şöyle bir hikayem var. Bir gün bahçede voleybol oynarken topumuz çatıya geçti, kaçtı. Ben tabii uzun boylu olduğum için arkadaşlarım bana işte sandalye falan altıma bir şeyler hazırladı. Tam çıktım, topu alacağım, çekpası çektim. Oradan bir ikaz ateşi geldi, çekpası falan bıraktım. Hemen aşağıya... Adam topu alırken göte geliyormuş ya lan. ...indim. Çok kötü bir anı. Topu falan bıraktık yani. Sonra idareden rica ettik. Sonra işte böyle bir şey yapmamızın doğru olmadığını bize anlattılar. Öyle bir durum oldu. Ailelerinin yaptıklarını üstlenen çocuk mahkumlar var mı? Var. Bizim kendi cezaevlerimizde olmasa bile Anadolu böyle taşra, kaza cezaevlerinde çok var. Hatta mektup yazan, birbirleriyle arkadaş olan, oradan daha önceden o cezaevinde bulunmuş, sonradan bizim yanımıza gelmiş, yani bizim kendi ikamet ettiğimiz cezaevine gelmiş kişiler anlatıyor. Mesela baba amcayı öldürüyor. Hoş geldin. Oğlu suçu üstüne alıyor, daha az ceza alabilirim diye. Sonra oğluna içeride bakıyorlar. Onun sosyolojik yapısını, eğitimini, parasını, her şeyini sonra kendileri karşılıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Yani harbiden çok kötü bir durum ya. Böyle durumlarda çift kat daha ceza alması lazım. Çünkü bir çocuğun hayatıyla oynuyorsun yani. Bir çocuk, bir cinayet işleyebilecek potansiyelde olmayan bir çocuğa sen cinayet suçunu yıkmış oluyorsun. Çok zor yani. Böyle şeyler oluyor. Başkasının suçunu yatan ya da dışarıdan işte kendi suçunu yapmış, sonra üstüne almış diğer bir arkadaşı, ona cezaevinde işte ihtiyaçları falan karşılanabilir ve bunu kabul eden çocuklar da var. Böyle çocuklar da var yani. Çocuk mahkumlar cezaevinden çıkınca hayata nasıl entegre oluyor? Çocuk mahkumlar şöyle bir cezaevresi var. İlk önce kapalı cezaevinde kalıyorsunuz. Eğer açık cezaevine hak edinmeye başladığınız zaman tabii iyi bir profilde olmanız gerekiyor. Son bir yıl kala açık cezaevlerine çıkıyorsunuz. Bu açık cezaevlerinde entegrasyon için, hani dışarıyla iletişim kurmak için mesela görevler var, dış görevler var. Adliyede çalışabiliyorlar,
adliyenin dışında normal askeri alanlarda, mesela İstanbul, mesela ben kendim Beykoz Kuvvet Komutanlığı'nda kendim çalıştım. Normal oranın askerlerinin yapmış olduğu temizleme, indirme, işte boyahane gibi, cilane gibi yerlerde çalışıp dışarıya entegre ediliyor. Uzun süreli yatan mahkumlar bunlardan istifade ediliyor. Ondan sonra zaten cezaevinden çıktıktan sonra eğer orada bir meslek edinmişsen o iş yurdunda veya iş kolunda hayatında devam edebiliyorsun. Tabii bu da çok zor şartlarda devam ediyor. O da ayrı bir konu. Bu şekilde entegre süreçleri var ama çok ıslahı yönde değil, çok doğru değil. Cezaevinden çıkınca iş bulmak kolay mı? Cezaevinden çıkınca iş bulmak çok zor. Eğer cezaevinde cezanızı bitirip çıkmadıysanız zaten hükümlü sıfatıyla çıkamıyorsunuz. Mesela diyelim ki siz bir dosyada yargılandınız. Bu yargılama sürecinde ceza almadınız. 3-4 sene yattınız, beraat ettiniz. Hükümlü olmuyorsunuz. Eğer cezanızı komple infaz edip yattıktan sonra hükümlü oluyorsunuz. Çıktıktan sonra hükümlere ayrılan Adalet Bakanlığı'nın bir iştihatı var. Belli işte okur yazarlığı olanları belli bölümlere falan yerleştirme durumu var. Bunlar tabii belli dilekçelerle, belli konuşmalarla, genelde böyle iterek, bakış açıları değişik olarak şey yapıyorlar. Şu anda her şirketin bir sabıkalı birisi çalıştırması gerekiyor. Şu anda o yasa esnekle... Oo, öyle bir yasa mı var lan? Ben bilmiyordum ha. Her şirket bir tane sabıkalı birini çalıştırmak zorunda. İlk defa duyuyorum ha bunu. ...leştirildi, hatta çalıştırmayan bir sürü şirket var. Adam nereden iş bulacak? Adam 5 sene cezaevinde kalmış. Cezaevinden çıkmış, cebinde bir kuruş parası yok. İş yok, sanat yok. Elimde bir meslek yok. Gitgide kaybedelim yani, yok. İşte uyan yoksa şikayet edeceksin abi. Doğru ilerliyorsun. Cezaevinden sonraki süreç daha ağır. İrem hoş geldin. Cezaevinde en azından para almıyor kimseden bir şey. Yani elektriğin suyunu ödeniyor. İşte sana sorumluluğunda olan bir... Tamam, engelliler işini kimse... biliyorum. O ayrı. Cezaevinde çıkıştaki... Oyun yok kardeşim bugün. Daha oyun yok. Ağır yani. Geçmişini sorguluyorsun. Video dey dediysen video dey o gün. Oyun yok yani. Sorguluya gidiyorsun. Arkana baka baka gidiyorsun. Daha çok değişik. Kendini kaç yaşında hissediyorsun? Şu an gerçek yaşım 27. Cezaevi sürecinde hep spor yaptım. Bir tane mühendislik durumunda olan bir arkadaşımız vardı. Onlardan işte şaşallardan spor aletleri yaptık. Genelde hep spor yaptım. Yani spor yaptığım için de kendimi orada yıpratmadım. Yani yıpratma izin vermedim ona. Kendimi böyle şu an 20-21 yaşı gibi hissediyorum. Çünkü hiçbir şey yaşayamadım. Yani gençlik döneminde olan arkadaşlık ilişkilerimi, liseli olan eğitim ve liseli çocuklar gibi olan ilişkiler, öğretmen-öğrenci ilişkisi, ondan sonra kurumsal yerlerde bulunma ilişkisi, yani hiçbirinden istifade etmediğim için kendimi erken hissediyorum. Yani çok yaşayacağım çok şey olduğunu düşünüyorum. Daha çok yaşamam gerektiğini düşünüyorum. Ve yaşımın şu an hissettiğim yaş 20-21. Çocuk cezaevlerinde işkence var mı? Hayatınızda hiçbir yerde kulağınızla duyamayacağınız, duyduğunuz zaman inanamayacağınız çeşitli işkence çeşitleri var. Yani var mı kelimesi onun yanında çok hafif kalır yani. Mesela çocuk cezaevinde ilk cezaevine girenler genelde hiç kimsenin selam vermediği, görüşmediği çocuklar olur. Ve 20 kişi tarafından bir ekip kurulur. Bu ekipler cezaevindeki çocuğun davranışlarını düzeltmesi veya oradaki ortama onların kendi kurallarınca ayak uydurabilmesi için ağzından burnundan kan gelene kadar dövülür. Kemikleri sızlatılana kadar. Ve Bayrampaşa'nın en büyük işkence taktiklerinden biri çıplak bir şekilde soğuk hortumla plastik, yani o tuvaletin veya lavaboya gelen hortumu kesip onunla işkence etmeleri. Bu süreçten çıktıktan sonra yine bir 20 gün herhangi bir mahkumla iletişim kurmaman veya onlarla bu durumu idareye bildirmemen için çeşitli psikolojiler. Hatta şöyle, iki tane ekmek hakkım var mesela. Bunu 3 öğünde yemek zorunda. Yarım yarım yiyebilir. Akşam aç kalmasın diye genelde bir ekmek yer hani mahkumlar. Bizim de yemiş olduğumuz her şey kısıtlı olduğu için akşamları mesela koğuşları dolaşırdı sorumlu. Fazla ekmek var mı derdi. Sen o ekmeğini vermek istemezsin ama o ekmeğini vermediğin zaman
yani rahatlık alanını daraltıyorlardı. Hani çeşitli işkenceler yapıyorlardı. 24 sene dayak yediğimi bilirim yani bu konu için. Sırf ekmeğimi vermediğim için. İçimden gelmiyordu. Ve bu kelimeyi kullanıyorlardı. Yanlış anlama, içimden geldi kelimesini duymaları lazımdı. Ve ben bunu söylemediğim için çok yere dayak yedim. Hatta bir gün çok acıkmıştım. Yani çok artık bayılacak duruma geldim. Ekmek poşetinin içindeki kırıntıları kaşık. Montajyer, biri birine küfür etmiyorsa sıkıntı yok bro. Ya bir olaya küfür edebilir insanlar. Ben de küfür ediyorum yayında. Da yediğimi bilirim. Daha sonra mesela durumu olmayan çocuk mahkumların sadece malta, tuvalet gibi işlerde kullanıldığı, durumu olanların üst yerlere, rahat kavuşlara bırakıldığı, yani paranın göreceli usulü her yerde devam ediyor. Her yerde para insanın karşısına çıkıyor. Bu gibi durumlar var. Ondan sonra bir mahkum orada hayatını idame ettirmesi için yalan kaidesini kullanmaması lazım. Çünkü yalanı sevmez mahkum. Yalan attığınız zaman, yalan attığınızı anladığı gibi sizden muhabbeti keser ve o kavuştan başka bir kavuşa geçmeniz gerekir. Diğer bir kavuştan gelen mahkumları sevmezler. Çünkü diğer bir yerde düzensizlik yaptığını, oradan dışlandığını hatırlanır. Eğer başka bir kavuşa gitmek isterseniz gidemezsiniz. Daha birçok şartlarınız zorlaşır ve cezanız daha çok yükselir. O yüzden o kurallara ve kaidelere uymak zorundasınız. O işkenceyi yaşamak zorundasınız. Bence bu videoyu izleyen insanlar oralardan bir şekilde hayata tekrardan dönülebileceğini, oralardan bir şekilde çıkıp da topluma entegre olunabileceğini anlamasını isterim. Çünkü zaten hayatınızda bir şey kaybettiğiniz zaman onu geri getiremezsiniz. En azından kaybettiğiniz şeyi tekrardan artıya çevirebilmenin yollarını aramalıyız. Ben bunu yaptım. Allah benim düşmanımın düşmanına benim yaşamış olduğum hayat gibi bir hayat nasip etmesin. Hiçbir çocuğun gözünden yaş akmasın. Çocuklar ezilmesin. Çocuklar cezaevlerinde işkenceler çatısı altında bir dahaki yaşamlarında hayatlarını kendilerini zindan etmesinler. Çünkü bir çocuğu o yaşta geliştirdiğiniz zaman, büyüdüğü zaman suça meyilli, iletişim düzeyi çok sert, anlaşılmaz bir duruma geliyorlar. Böyle kayıplar olmasın. Böyle kayıpları engellemeliyiz. Topluma bir şekilde entegre etmeliyiz. Bir kere harbiden bu arkadaşı tebrik ediyorum. O kadar kendini geliştirebildiği için. Herkes yapamaz abi. Bunları yaşayıp bu kafaya erişmek, taşaklı olmak, ya taşaklı olmayı zorunlu kılıyor, anladın mı? Çok sağlam bir psikoloji olması lazım insanda. Allah kimseyi düşürmesin abi, ne diyeyim. Seni kırdıysam özür dilerim abi, gitti mesajın amına koyayım Mubot'ta. Uzun yazma kardeşim, yazma. Keşke engellese hiçbir şekilde canla ilgilenmiyorlar, olsun olsun insan insandır bence. Ya abi ne suçlar var yani, gerçekten ne suçlar işleniyor ve karşılığı verilmiyor bile. Ne insanların hayatı kayıyor falan ya. Bu işin içine girdim, çıkamayacağım bir konu. Ben adım 26'yım ama 40 hissediyorum demesini beklerdim. 20 hissediyorum daha yaşadıklarım var dedi. İşte ne güzel bir yönlendirme değil mi? Kafasını yönlendiriyor adam. Helal olsun. Zor aga zor. Çocukken çok daha zor. Babasının 90'da depremansı anlatıyor. Cümle fix.